Merhaba değerli arkadaşlar. Evet, en sonunda karşınızda Kingsong KS-S22 Pro elektrikli tek teker. Ege Tek Teker ailesi olarak S22 Pro elektrikli tek tekeri Türkiye'ye getirmenin mutluluğu ve heyecanını içerisindeyiz. Eşim Aslı Bozkurt, kendisi de videolardan tanıdığınız üzere elektrikli tek teker kullanıyor. Bana kutu açılımında yardımcı olmak için yanımda, beraber yorumlamaya çalışacağız sizler için. Ve Türkiye'de ilk defa ilk kutu açılımını şu an biz yapıyoruz S22 Pro'da. İnanın bu videodan önce hiçbir S22 Pro'yu açmadım, görmedim. Öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadım. İlk defa sizlerle beraber açacağız. İlk tepki, evet, ilk gerçek tepki. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyoruz. Nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyorum. Ben de. Bildiğiniz üzere S22 serisinde bayağı büyük problemler vardı. Gerek yangın çıkma olayları, gerek süspansiyon arızaları vesaire gibi. S22 sevkiyatımızı durdurmuştuk sipariş vermiş olsak da. Çünkü ürün satışından sonra kullanıcı kadar teknik servise ve bizlere de büyük bir yük ve sorumluluk, yükümlülük getiriyor bu durum. Biz de açıkçası bunu istemiyoruz. Her ne getirmiş olursak olalım, Türkiye'ye özellikle en sorunsuz, en problemsiz cihazları getirmek bizim öncelikli hedefimiz. Evet, kutu açılımında bizi bir tane kullanıcı kitabı karşılıyor. Dahili fabrikasyon yanında gönderilen güç petleri bu şekilde ciltli olarak yapmışlar. Aa, bu çok harika olmuş. Mesela Şerbanesler'de bu yoktu. Bunu kendimiz yapmıştık, evet, hatırlarsan. Evet, yapıştırıyorduk tek tek. Bakalım arka tarafı da, yani dişi karşılığı da bunun ürün üzerinde çıkacak mı? Şuraya bir sehpa alayım ben. Sehpanın üzerine çıkan malzemelerimizi bırakalım. Evet. Evet, güç petlerimizi. Böyle alalım. Bu nedir? Hiç bilmiyorum. İlk defa görüyorum ne olduğunu. Ürünü çıkardığımızda hep beraber göreceğiz artık. Neydi bu? 4 tane. Rüzgarlık gibi bir şey herhalde. Bakalım biraz. Hava kanalları vesaire. Şarj adaptörü var. Şarj aletimiz nasıl bir şey? Onu merak ediyorum. Büyük bu kutu. Aa. Bir tık küçük sanki şeye göre. Evet. 240 volt, 230 volt, 3.2 amper, 126 volt, 5 amper çıkış gücüne sahip bir şarj aleti karşılıyor bizi arkadaşlar. Şarj aletimizi kutusuyla beraber ayıralım. Evet, girişini in-motion soketleriyle aynı yapmışlar sanki S22 Pro'da. Bundan. O bunun içinden çıkmamıştı değil mi? Hayır, boştaydı bu. Burada onu kullanacak. Şarj aletimizi ayırdık. Bunu da koyabilir misin? Evet. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kaldır. Vallahi kırmızı rengini hiç sevmesin ama bence bu renk senin de hoşuna gidecek gibi geldi bana. Tatlı bir tonu var. Lütfen bakmaz mısın? Lütfen bakmaz mısın? Önce ben. Evet. Evet, çok güzel yapmışlar kırmızısını. Evet, renk tonu çok harika. Çok şöyle yakından sizlere de göstereyim. Arkadaşlar, önce kutudan çıkarmadan önce. Çok güzel. Şey dahili geliyor sanırım değil mi? Evet, evet, koltuk dahili olarak üzerinde geldi. Bismillahirrahmanirrahim deyip S22 Pro'yu çıkaralım. Aha. Neresinde tutuyoruz? Bu kaldırmak için değil. Şuralardan, kırmızı yerden. Kutuyu aşağı doğru bastırman gerekecek Aslı. Çekiyorum. Evet. Evet, düşündüğümüz gibi üzerinde yapıştırılı çıkarmışlar.
30. Oo, Mustafa. Evet aslanım. Ne düşünüyorsunuz S22 Pro hakkında? Evet şöyle bir. Koltukta hafif bir gevşeklik var burada. Hayır, cırtlı yapmışlar. Ha, cırtlı. Koltuk istersen çıkartabilirsin. Koltuk dahil olarak fabrikasyon üzerinde gönderilmiş. Gerçekten adamlar en ince detaya kadar düşünmüşler bizi uğraştırmamak adına. Hepsini üzerine yapıştırıp göndermişler. Buradan King Song'a teşekkür ederiz. Çok önemli bir şey söyleyeceğim benim için. Tabii. Şu tutma kolunun olması böyle büyük bir cihazda çok işe yarar bence. Sizinkiler de var ama hani... Evet. Diğerlerindeki o kadar hoş gözüküyor. Bakalım çalıştırdığımızda nasıl, kullanışlı mı? Evet, S22 Pro. Canavar gibi gözüküyor. Söylediğim gibi daha önce hiç aldığım bir ürün değil, kullandığım bir ürün değil, tecrübe ettiğim, test ettiğim bir ürün değil. King Song serileri genelde fabrikadan motor kilitli geliyor, güvenlik amaçlı. Kutu içerisinde cihaz açılırsa, on-off düğmesine bir temas olursa diye. Bundan dolayı mobil uygulamayla bağlanıp motor kilidini aktif etmemiz gerekiyor, açmamız gerekiyor. Aynı zamanda S22 serisi King Song'un diğer tüm profesyonel modellerinde olduğu gibi ilk 200 kilometre belirli bir hızın üzerine çıkmanıza izin vermiyor. Bu da sizin cihaza alışmanızı hedefleme amacıyla üretici fabrika tarafından koyulmuş bir uygulama. Kutu içerisinden çıkan bu kırmızı parçalarımız, evet, düşündüğüm gibi rüzgar kanalı olarak kullanılıyor. Galiba cihazın yüksek hızlarda aerodinamik yapısını stabil tutmak için diye düşünüyoruz. Buraya güç pötlerini takacağız ya. Mesela bunu çıkarmamız, evet, gerekecek bir kitle. Evet. Çalıştıralım. Galiba on-off düğmesi şurada altta kırmızı bir düğme görüyorum. Muhtemelen bu kırmızı düğme on-off düğmemiz. Bakalım. Evet, basılı tuttuk ve açıldı. Kamerayla ekranımızı gösterebilir misin Aslı? 150 bir şarj seviyesiyle geldi fabrikadan. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda motor kilitli, güvenlik amaçlı. Ay, çok güzel arkası. Beğendin mi? Işığı rengarenk oldu, sen görmedin onu. Far nasıl çalışıyor? Vay. Yalnız gerçekten çok güçlü bir fara sahip cihaz arkadaşlar. Bu farı karanlık bir ortamda deneyimlemek istiyorum. Gece ne kadar aydınlatacağını çok merak ettim. Gerçekten çok güçlü bir aydınlatması var. Yukarı tavana doğru aydınlatıyor şu an. LED farlarını beğendim. Evet. Şimdi mobil uygulamamızda, King Song mobil uygulamamızda cihaza bağlanmamız gerekiyor. Farımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, cihazımızın motorunu aktif edeceğiz. Güvenlik kilidini kaldıracağız. Bunun için King Song mobil uygulamasını cep telefonumuza indirip bu uygulamayla ürüne bağlanmamız gerekiyor. King Song uygulamamız ile bağlanalım. Evet, KS S22 Pro ürünü gördü. Connect dedim, bağlantıyı bekliyorum. Evet. Şu anda bağlandı. King Song mobil uygulamasını açtığımızda ana ekranda unlock, yani bir asma kilit resmi var. O kilide bir kez basıp unlock dememiz gerekiyor. Şu anda cihazımızın aktif olması gerekiyor kilidinin. Jiroskopun devreye girmesi gerekiyor. Evet, jiroskop devreye girdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok tatlı gözüküyor şu ışıkların ama yıldım. Evet, arka ışıkları çok beğendim. Galiba S22'lerde de var bu özellik. Süspansiyon çok güzel, güçlü bir süspansiyon gibi görünüyor. Tecrübe edeceğiz bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle bastırmak istiyorum.
Evet, şu an biraz yumuşak bir ayarda. Bu arada şarj soketlerini de arkadaşlar açma kapama düğmesinin önüne iki tane koymuşlar. Çift şarj çıkışı özelliği var üründe. Yani bu ne demek oluyor? İkinci şarj aleti ekstra satılıyor tabii ki. İkinci şarj aletini ekstra satın almanız durumunda sırt çantanıza atıyorsunuz. Uzun sürüşlerde, uzun gezilerde bataryanıza zarar vermeden, hızlı şarj yapmadan iki şarj aletini bağlayıp sağlıklı bir şekilde iki katı daha hızlı şarj edebiliyorsunuz cihazınızı. Yüksek amper kullanmadan, bataryalarınızı ısıtmadan, zarar vermeden çok mantıklı bir hareket olmuş. Tabii uzun sürüşlerde mesela oturdun yemek yemeye. Tabii biz seninle Kuşadası'na sürmüştük, evet, hatırlıyorsun. Yemek yerken şarja taktık ve V11'imizi. Tabii iki katı daha fazla menzil elde edebiliyoruz. Evet. Şimdi lastik havalarını kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar hemen lastik havalarımızı birlikte tamamlayalım. Pedalları da çok güzelmiş. Evet. Şimdi çoğu marka böyle yapıyor. Şimdi şunları şöyle almak istiyorum. Evet, offroad petek pedal, o da dahili geldi üzerine güç petleriyle birlikte. Herhangi bir çukur geçişinde, kasis geçişinde offroad petek pedalların inanılmaz faydası var. Ayak zıplamıyor, ayaklar pedalda kaymıyor. Çok uzun sürüşlerde biliyorsun karıncalama yapabiliyor ayaklarda. Düz evet, pedallar, offroad pedal bunun da önüne geçiyor. Çekeyim mi? Sehpayı böyle alabiliriz. Ben üzerine kaldırayım ürünü. Evet. Üretici S22 Pro ürünümüzde bize lastik hava basınç değeri olarak ne belirtmiş? Bu arada her elektrikli tek tekerin, her ürünün genelde %90'ında lastik yanaklarında üretici firmanın önermiş olduğu lastik basınç PCI değeri mutlaka not edilir arkadaşlar. Şu an onu arıyoruz. Üretici kaç PCI basmamızı öneriyor? Muhtemelen diğer tarafta. Şurada gözüküyor. Baksana. Değilmiş. Evet, burada yer alıyor. Evet, maksimum taşıma kapasitesinden de bahsetmişler burada. Maksimum yük 145 kilo. Yani bu ürün 145 kilo taşıma kapasitesine sahip arkadaşlar. Lastik hava basıncımızda 41 PSI. Evet, önce bir lastik havamızı tamamlıyoruz. Her şeyden önce Xiaomi elektrikli pompamızı alalım. Bu arada arkadaşlar elektrikli pompa mutlaka her skuter kullanıcısı, her elektrikli tek teker kullanıcısının evinde olması gereken bir malzeme. Neden? Bildiğiniz üzere elektrikli tek tekerlerin tamamı içeride sibop motora süplemesi için kısa oluyor ve eğik sibop şeklinde üretiliyor böyle. Manuel pompalarda eğik sibopa hava basarken şamrile sibop kestirebiliyoruz. Bu da bize ekstra maliyetler doğuruyor. Hem de günümüzü mahvediyor. Ondan ziyade ben bir de sibopa çok yakından müdahale etmemek için şöyle metal bir sibop uzatma aparatı, ara hortum kullanıyorum. Önce bunu takıyorum bütün tekerlerimle. Sonra pompamızı takalım. Unutmayalım, 41 diyor. O 7, 33 PCI ile gelmiş üzerinde. Ben bunu 40 PCI'ye tamamlıyorum. 41 diyor ama. 41, 1 PCI çok zıplamasın diye 1 PCI daha düşük bastım. Bu ne demektesin? Lastik yeni olduğu için kalıntılar sürüşte kopuyor onlar. Yapıştıracak mısın güçteklerini? Evet, güçteklerini takacağız. Önce lastik havasını tamamlayalım. Havamızı tamamladık. Bu tarafın değil mi? Şimdi güç petlerimizi takacağız. Şöyle biraz çevirelim, kamerada görünsün. Bu üst için. Bu üst taraf, üst tarafımız böyle oluyordu galiba. Evet. Evet, zaten oraya. Şu şekilde üst taraf güç petimizi yerleştirdik.
Alt bu kalın tarafı arkaya bakacak şekilde olacaktı galiba. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Şimdi diğer tarafını takalım. Evet. Üst için. Bu üst için üst tarafımızı yine bu şekilde takıyoruz. Ya Şermanes'te şu kumaş cırtlara çok uğraşmıştık. Gerçekten çok iyi olmuş. Evet, üzerinde kurulu göndermeleri. Bu da şu şekilde oluyor. Yok pardon. Şöyle olacak. Doğru mu? Doğru galiba. Evet. Şu kırmızı kısım aşağıya bakıyor. Ama görselde bunu direkt buraya sıfırlamışlar. İçine giriyor gibi. Daha yukarıya takılabilir. Tabii o ayağa bağlı. Ha, tabii o kişinin kullanımına ya da kullanıcıya göre, kendisine göre ayarını dilediği şekilde yapabilir. Hı-hı. Biraz daha alalım yukarı. Evet. Evet, of, arkadaşlar. Şimdi canavar gibi oldu. Evet. Güç petleri değiştirdi cihazı. Evet, bayağı bir estetik kattı cihaza. Gerçekten ön izlenim olarak, estetik olarak, tasarım olarak çok hoşuma gitti. S22'nin de zaten tasarımını beğenmiştik. Tasarımdan yana bir şeyimiz yoktu ama tabii zamanla piyasaya girdiğinde bazı sorunları yaşayınca biz kendimizi biraz geri çektik. Şimdi S22 Pro, S22 serisinin mükemmelleştirilmiş, en kusursuz hale getirilmiş ürünü. Bakalım ilk sürüş deneyimimiz nasıl olacak? Evet. Evet arkadaşlar, kutu açılımımız bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.